Merhaba arkadaşlar, Nazlı'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size farklı bir ilmek atma tekniği göstereceğim. Örgülerimin alt kısmında sünmeler, açılmalar oluyor diyorsanız, lastik örgü örmeden direkt örneğimi uygulamak istiyorum diyorsanız, bu şekilde ilmek atmanızı tavsiye ediyorum hanımlar. Nasıl mı atacağız? Hemen vakit kaybetmeden yapmaya başlayalım. Bakın, ilk olarak göz kararı ipimizi ayarlayalım. İki kat haline getirelim. Bu şekilde iki katlı bir ipimizi hazırladıktan sonra bakın buradaki ucu bu kısma getirelim ve ipimizi dört kat haline getirmiş olduk hanımlar. Bakın bu şekilde. Dört kat haline getirdikten sonra bu şekilde ipimizi parmağımıza bırakalım ve bir tur parmağımıza dolayalım ipimizi. Doladıktan sonra buradaki boşluğun içerisine şişimizi katıp ipimizi içerisinden çekip bir düğüm atalım. Burada ipimizi sağlamlaştırmak için bu işlemimizi yapalım hanımlar. Bu şekilde. İyice ipimizi sıktık. Bakın dört katlı olan ipimiz aşağı tarafta duracak. Tek katlı olan ipimiz yukarıda. İlk ilmeğimizi klasik şekilde atalım. Şöyle parmağıma dolayayım ipimi. İlk ilmeğimizi klasik ilmek atar gibi atalım. Ardından bakın normalde bu şekilde atıyoruz. Birinci ilmeğimizi bu şekilde attık. İkinci ilmeğimiz için parmağımızı alt kısımdan ipimize dolayalım. Bakın buradaki ipimiz değil, arka kısımdaki ipimizin içerisinden şişimizi geçirip ipimizi üzerine dolayıp çıkaralım ve ipimizi çekelim. İkinci ilmeğimizi yaptık. Üçüncü ilmeğimiz tekrar klasik ilmek atar gibi. Dördüncü ilmeğimiz diğer şekil. Bakın. Sıralamaya dikkat edelim. Bakın burada bir tane ilmek gibi görünüyor ama iki tane ilmeğimiz var. Bir tane klasik ilmek atar gibi. Bakın. Burada parmağımız bu şekilde duruyor. Diğer ilmeğimiz için parmağımızı çıkarıp bu kısımdan ipimize doluyoruz. Oldukça kolay. Bu şekilde. Bir klasik ilmek atar gibi. Bir de tersine. Bir klasik, bir de tersine. Bakın, oluşmaya başladı ilmeklerimiz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın bu şekilde. Arka kısımdan da bu şekilde duruyor. Her iki kısmını da ön yüzde kullanabilirsiniz. Çok sıkı olmasını istiyorsanız iyice ipinizi sıkın hanımlar. Biraz bol istiyorsanız biraz bol bırakın. Yani tamamıyla kendi isteğinize göre sıklığını, bolluğunu ayarlayabilirsiniz. Bir klasik attım. Parmağımın yönünü değiştirdim. Bir de bu şekilde aldım.
Umarım faydalı şekilde anlatabildim arkadaşlar. Bakın bu şekilde ilmeklerimiz çift çift oluşuyor. Burada bir tane ilmeğimiz görünüyor ama bakın açıldığı zaman iki tane ilmeğimiz var. Yapılışı da oldukça basit. Ben sizlere güzel anlatabilmek için biraz elimi bol tuttum. Siz kendinize yapacağınız zaman biraz daha sıkı tutun arkadaşlar. Şöyle kaç ilmeğimiz oldu? Kenardaki ilmeğimizi bir durduralım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Bu kadar ilmek anlatım için yeterli olmuş zannediyorum arkadaşlar. Şimdi beraber örelim. Nasıl bir görüntümüz olacak? Beraber bakalım. 2 ters, 2 düz lastik öreceğim hanımlar. Bakın 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ters. Dediğim gibi dilediğiniz örgünüzü direkt lastik örgü uygulamadan direkt örneğinizi uygulayabilirsiniz. Alt kısımda 4 katlı ip kullandığımız için aşağıya doğru ağırlık veriyor hanımlar. Daha düzgün durmasını sağlıyor örgülerimizin. Bu sırayı bu şekilde ben tamamlayayım. 2 ters 2 düz lastiğimi bir miktar devam ettirdim. Örgümüz üzerinde bu şekilde duruyor arkadaşlar. Alt kısmımız bakın oldukça hoş duruyor. Arka kısmını da göstereyim. Arka kısmı da oldukça hoş. Her iki kısmını da örgünüzün ön yüzünde kullanabilirsiniz hanımlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilinizi aktif hale getirmeyi ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Bir dahaki videomuzda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.